Herif öldü ama ciğerim hala soğumadı Folat. Ettiği o kadar şey yanına kar kaldı gitti. Allah düşmanımın yüzünü görmeden ölmeyi nasip etmesin. Kötü bir ölüm. Amin. Ömrü kahpelikle geçti, kahpelikle bitti. Şevko da gitti. Ortada düşman da kalmadı. Birbirimize düşmeyelim. Şakası bile hoş değil. Hem daha bu ne ki? Gitti biri, kaldı biri Can Folat. Daha ne şevkolar var. İyiydi abi. Kim attı Şevko'yu aşağı? Tek düşmanı biz değildik ki oğlum. Ama biz öldürmeye giderken geberttiklerine göre işin içinde başka bir iş var. Birisi Şevko'nun konuşmasını istemedi. Onun için öldürdü. Ya doğru da kim? Biz Şevko'ya niye gidiyorduk? Konuşturmaya. Neyle ilgili? Silah işiyle ilgili. Susturan da bunları konuşmasın diye susturmuştur. Efendim, Şevko öldü. Cehennemin dibine gitsin. Ama ölmesi iyi olmadı, konuşması lazım. Tırların yerini bir tek ondan öğrenebilirdik. Tırlardan bir haber var mı? Efendim, tırlara dair en ufak bir iz yok. Bir noktadan sonra resmen kaybolmuşlar. Devlet olsa... Şu anda televizyonlarda bangır bangır bağırarak açıklarlardı. Zaten herkesten önce bizim haberimiz olurdu. Ya Tuncay tek başına bir iş yaptı. Haddi değil. Ya bizi Lazia'ya sattı. Savaş sebebi. Ya da beş tır yer yarıldı, yerin dibine girdi. Çok kötü oldu çok. Gel de şimdi Amerika ile İsrail'e derdini anlat. Zeym'in ortakları Şevko'yu yedi malı geçirdiler. İşi bitirdiler. Şevko'yu öldürdüler. Her şeyi bilen Şevko'yu da öldürerek benim bu işi öğrenemeyeceğimi düşünenler yanılıyorlar Orhan. Eğer mal Türkiye'ye girdiyse gökten girecek değil ya. Gümrükten girecek. Hangi gümrüğü araştıralım abi? Amerika savaş boyunca İskenderun'u kullandıysa bunlar da aynı yolu kullanmıştır. İskenderun gümrüğünü araştır. Bu işe bulaşmış kim varsa bana getir. Bizzat ben gideyim abi. Birilerini yolla. İşin kısı orada, başı burada Orhan. Peki abi. Orhan! Efendim abi. Ne diyorsun Orhan? Kurtlar koçadı mı? Estağfurullah abi. O köpeklerin haddini bilmezliği. Bunlar şaşırmış.
Bir kurt köpek sürüsünün önüne düşer, hepsini yönetir. Bin köpek bir kurdu yönetemez. Bırak kurdu köpeği. Çakal otağında yalnız kaldık Orhan. Şevko'yu öldürdüler, malımızı elimizden aldılar. Ben hayatta yaş tahtaya basmazdım. Niye böyle oldu Erdal? Biz üstümüze düşeni yaptık abi. Nerede lan bu tırlar? Mallar gitti, tırlar gitti. Yedirdiğimiz paralar gitti. Peki bunları kim aldı? Belli değil. Lan kime kıyak çektiğimizi bile bilmiyoruz be. Abi, gümrüğe de attığımız paraları alamaz mıyız? Almaya alırız da oğlum, bir daha mal geçiremeyiz. Bari Efelik bizde kalsın da semeresini yiyelim. Lan nereden girdik bu silah işine be? Abi, galiba hatayı orada yaptık. Bildiğimiz işi yapacaktık. Doğru söylüyorsun. Günah işe girdik. Günahımız bu kadarla kalsa razıyım. Eğer bizi devre dışı bırakmak için Şevko'yu öldürdülerse... çok çok keriz yerine konmuş oluruz. Nasılsa bir daha bu duruma düşmeyiz. Ama eğer Şevko bu işle birilerinin canını sıktığı için öldürüldüyse... onun ucu bize dokunur. Ve en kötüsü karşımızda kim var bilmiyoruz. Ne biliyormuş bu Şevko? Kendini öldürtecekten bir fazlasını bilmiyor. Aklı sıra şantaj yapmaya kalkmış. Şantaj yapmaya değil, yaşamaya çalışmış. Ama yaşamak için üslubu yalnız seçmiş. Nerede görülmüş gazeteciye falan gidip ötmek? Peki Şevko'yu kim öldürdü? Tombalacı öldürtmez. Şevko bu işte ortağı. Lazia öldürtmez. Bu ortaklığı çözmek ister. Şevko'yu konuşturmak ister. Bana göre gazetedeki resim doğrudur. Çakır fevridir. Yapar mı yapar. Bu kadar zamanda onu bundan ben alıkoydum. Doğan eninde sonunda ölür. Kimi kimin öldürdüğü önemli değil. Herkes birini öldürmek için bir sebep bulabilir. Bütün mesele tırların nereye kaybolduğunu öğrenmek. Şevko tombalacıyı Lazia'ya satmış olabilir. Tırların yerini tek bilen de nihayetinde oydu. Olabilir. Ama o zaman da tombalacı Şevko'yu öldürerek bütün ihaleyi üstüne almış olur. Lazia'yı direkt karşısına almış olur. Tombalacı bunu yapmaz. Lazia malların peşinde koşmaz. Bu işi yapanın peşinde koşar. Ama işi yapan da malların peşinde koştuğuna göre... bu malları kaybeden... bizim de henüz bilmediğimiz bir üçüncü kişi var. Güzel çıkmışsınız. Habersizdik. Yoksa poz da verirdik. Bu fotoğraf önemli bir belge. Mafya girdinin tescili. Şevko'yu konuşturup o fotoğrafı çektirmiş olsaydım daha iyi olacaktı ama birisi benden önce davrandı. Kim? Henüz bilmiyorum. Herkes olabilir. Ama nedenini de biliyorum. Tırların kaybolması, senin yaptığın operasyon. Benim değil, senin operasyonun. Can Polat. Bu operasyon senin Kurtlar Vadisi içinde olman, KGT'nin varlığı... bütün bunların ülke için önemini bir gün muhakkak takdir edeceklerdir. Bizden öncekileri takdir ettiler mi ki şef bize etsinler? Takdir, beraat, şilt bekleseydik memur olurduk. Silahlar nerede şef? Zamanı gelince kullanmak üzere gömdük. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda teşkilatı mahsusunu yaptığı gibi. Evet. Bizde olduğunu bilen kimse yok. Bu demektir ki bu işi yapanlar silahlara ulaşamayınca ortalık çok karışacak. İyi. Kim ararsa mal onundur. Bizim istediğimiz de bu. Irak Savaşı cephede bitti ama masada hala devam ediyor. Bu masada Türkiye yok ama biz varız. Amerikan inşaat şirketi BCL ile çok ortak iş yaptık. Amerikalılar Irak'ın tamamını yıkıp yeniden yapacaklar. Bazı işleri taşeronlara verecekler.
Bu taşeron firmalar Türkiye'den olmayacak. Ama biz ortağımız BCL sayesinde Irak'a rahat gireceğiz. Zaten bizim dışımızda Türkiye'den hiç kimse Irak'tan bir sent para kazanamayacak. Bu güzel. Bir tek sıkıntı, Amerika kısa zamanda Suriye'ye de girmeye kalkarsa Irak'tan para kazanmak zaman alacaktır. Nizamettin, senden yana olanlara bir şey vermezsen niye senden yana olsunlar? Amerika Irak'tan pay dağıtmak için acele bile edecektir. Suriye'yi ele geçirmek için. Bana gelen bilgilere göre Beşar Esad hemen hemen her gün İngiliz Başbakanı Blair'le telefonla görüşüyor. Kanallar açık yani. Bu demektir ki en az bir yıl içinde Suriye'de bir savaş son. Benim görüşüm Suriye tankla topla değil, diplomatik sopayla adam edilecek. En başta Lübnan'dan çekilmeye zorlanacak. Bu İsrail'in de işine gelir. Bu koca Amerika'da bir avuç İsrail'de oyuncak oldu. Hı? Mesele avuç meselesi değil Ziya Bey. Avucunda para olanların meselesi. Amerika'da en zengin 200 kişinin %40'ı Yahudidir. Gerek Demokrat Parti, gerekse Cumhuriyetçilere seçim öncesi en büyük parayı bunlar verir. Ve verdikleri paranın karşılığını da Amerika'yı yöneterek alırlar. Lübnan bizim Orta Doğu'daki en önemli üslerimizden biri. Gerek Lazia'nın silah işi olsun, gerek bizim uyuşturucu işi olsun, trafiğin önemli bir kısmını oradan yürütüyoruz. Suriye Lübnan'dan çekilirse istikrarsızlık olur. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Ben bunu düşündüm. Onun için Kıbrıs üstünde planlarım var. Ama Avrupa Birliği'ne girmiş olması planlarımızı bozmazsa. Biz nasıl kumarhane işlerinde para aklamada Türkiye'yi değil Kuzey Kıbrıs'ı kullanıyorsak, Avrupa Birliği de aynı şekilde Güney Kıbrıs'ı kullanacak. Konseyden özel bir isteğim var. Dinliyoruz Nizamettin. Bağdat Arkeoloji Müzesi'nden Sümerlere ait heykeller, Asur rölyefleri ve 5000 yıllık tabletler çalındı. Bunlardan bir kısmı İran'a geçirildi. Japonya'da müşterisi bulunmuş ve satılmış. Bana da Paris'e birkaç parça eser götürtmem için teklif getirildi. İzniniz olursa bu işi yapmak isterim. İtirazı ya da söyleyecek sözü olan var mı? Bizim Mustafa gibi Üsküdar'da malları yakalatma da. 30 sene bir yere kapatsan, resmin karşısına otursan, Picasso ne demiş diye sorsan, bizim Van'daki yeşillikleri anlatıyor der. İşin içinde para olunca bizim Mustafa da sanattan anlar oldu ya. Çocukken Diyarbakır'da kiliselerden az mozaik çalmadık. Onlarla da birbirimizin kafasını yarmıştık zaten. İzin verilmiştir. Teşekkür ederim. Başka söz isteyen var mı? Şevko'nun ölümü konusu toplantı sebeplerimizden biri. Öldürülmesi. Adi şerefsizler, haysiyetsiz kitapsızlar. Ulan ben hastaneye birini ziyarete gidemez miyim? Hasta olamaz mıyım oğlum? Başım ağrıyamaz mı lan? Ya ne alakası var? Artist miyiz biz adam öldürüp fotoğraf çektirelim abi? Kimi vurup poz vermişiz? Yakışıklı çıkmışsın lan Memati. Şeytan diyor, git bu fotoğrafı çekeni de aşağı at. Lan ne kilo almışım ya? Ne alakası var abi? Fotoğrafta öyle çıkıyor. Sen de fotoğrafçıyı taktın ya. Bahane arıyorsun oğlum. Yazarımız Uğur Işıkçı'ya mektup göndererek çok şey bildiğini ve açıklayacağını söyleyen mafya babası öldü. Uğur Işıkçı olay geceyi şöyle anlattı. Öğle saatlerinde büroma gelen Şevki Gökdeniz'in adamı patronunun benimle konuşmak istediğini söyleyerek mektup iletti. Mektupta ünlü mafya babası Şevko'nun Türkiye'de yer altındaki kumarhaneleri kimler işletiyor? Kimler Kuzey Irak'a Türkiye üzerinden uçak savar satıyor? Uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyor? Hepsini bir bir açıklayacağım. Tek istediğim aklanmak dediği yazıyordu. Hastaneye niye gittiğini anladım. Ölmeden önce kafayı yemiş oğlum bu Şevko.
Mektubu getiren adamının gazetenin otoparkında ölü bulunduğunu... Şevko ile görüşmek üzere verdiği adrese giderken öğrendim. Buluşma mekanı olan hastaneye vardığımda ise çok şey bildiğini ve anlatacağını söyleyen mafya babasının cesediyle karşılaştım. Tam bir dehşet anıydı. Herkes 5. kattan aşağı atılan Şevko'nun cesedinin başındaydı. En ilginci ise yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Süleyman Çakır ve alemde yeni yeni nam salmaya başlayan emmi lakaplı Duran Şatıroğlu'nun yeğeni Polat Alemdar'ın da olay yerinde bulunmasıydı. Lan Şevko'yu öldüremediğime mi yanayım? İşin üstüme kaldığına mı yanayım? Deli çıkacağım ya. Tabii ki Şevko'nun öldürüldüğüne çok üzülemeyeceğim. Çünkü konseyden gizli kendi başına iş yaptığına dair duyumlarım var. Gazetedeki haberler de bu duyumları destekliyor. Şevko hiyerarşik olarak sana bağlıydı tombalacı. Önce seni dinlemek isterim. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Böyle bir rezaletin benim sorumluluğum altında yaşanmasından utanç duyuyorum. Şevko'nun ölümüne dair duyduğum tek üzüntü onu öldürememiş olmamdır. Şevko'ya hak ettiği cezayı kimin verdiği benim için merak konusudur. Ama eğer gazetelerin yazdığı gibi bunu yapan Çakır'sa tebriklerimi iletmek isterim. Benim hiyerarşim altında. Benden izinsiz hiç kimseyi öldüremez Çakır. Ama böyle bir şey yapmışsa bunun için tebrik etmekte, varsa cezasını vermekte bana düşer. Daha önce bunun için birkaç kez benimle görüştü. Fevri davranmaması konusunda telkinim olmuştur. Dengelerimiz gereği intikam hakkına sahip de olsa Şevko'ya biz istediğimiz için karşılık vermemiştir. Mesele kimin öldüğü, kimin vurduğu meselesi değil. Asıl önemli olan burada silah ticaretinden ve uyuşturucu işini kimlerin yaptığından bahsedilmesi. Şevko ne silah işinde ne uyuşturucu işinde. Bildiğim kadarıyla konseyin izin verdiği bir uçak savar işi de yok. Olsa da bu işi yapacak adam Ziya kardeşimdir. Birileri benim arkamda bir sehem kurdu. Gördüğüm kadarıyla bundan sizler de habersizsiniz. Bu bana yapılmış bir hakarettir. Bu konseye yapılmış bir hakarettir. Ben izninizle konsey adına bu sehemi ortaya çıkarmak ve arkamdan dolap çevirenlerin cezasını vermek hakkını talep ediyorum. Şüphesiz bu hak senindir Lazia. İyi veya kötü, İstanbul sefiri olarak Şevko'nun boşalan yerine birini getirmemiz lazım. Yoksa sokak serserileri ortalıkta cirit atmaya başlar. Benim teklifim Çakır'ın İstanbul sefiri yapılması yönündedir. Eğer bir ceza verilmeyecekse bu iyi bir ödül. Çakır daha dünkü çocuk. Bir tanesi de canımız yeterince yandı. Bu işlerin ağırlığını kaldıracak ne tecrübesi ne de ağırlığı var. Benim adayım Deve Tuncay. Bu konu ayrı bir gündem maddesidir. Her şey netleşmeden sefir seçilmeyecek. Şevko'ya ait bölgeler konsey adına Kılıç'ın sorumluluğunda olacaktır. Hoş geldiniz efendim. Nasılsın Aslan Bey? İyiyim efendim. Buyurun. Sizi beklemiyorduk. Acil bir durum mu söz konusu? Emin İzzet'le ilgili operasyondan ötürü sana teşekkür etmek istedim Aslan Bey. Efendim, operasyon yarım kaldı. Emin İzzet'in yeri bir gün önce değiştirilmiş. Yeni yeri hususunda araştırmalarımız devam ediyor. Nasıl? Arkadaşlar iyi mi? Evet efendim. Cizre'de görevli arkadaşlara teslim ettik. Gazetelerin yazdığı şu uçak savar işin ne? Bilgin var mı?
Biz de sizin gibi olayın izini sürmeye çalışıyoruz efendim. Aldığımız istihbarata göre uçak savarları taşıyan tırlar kayıpmış. Bir operasyon yapılmış ama nerede ve kim tarafından yapıldığı meçhul. Bilgim yok efendim. Size ne ikram edeyim? Kekikçeyi? Zabıt altına alınmayan her silah senin başına dert olur Aslan Bey. Birbirimizi biliyoruz. Eğer operasyonu sen yaptıysan söyle ki gerektiğinde seni savunabileyim. Beni savunmanızı gerektirecek bir bilgim yok efendim. Ne düşünüyorsun? Üçüncü sayfadan birinci sayfaya taşınıp manşet olmak tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Şevko'yu kimin öldürdüğünü muhakkak bulmamız gerek. Yoksa bu işi bize ihale edecekler. Emir vereni bulmamız içinse uçak savar işini çözmemiz lazım. Şevko uçak savar işi yapacak adam değil. Normalde bu işi yapacak olan adam Lazzia. Ama Lazzia da işin ehli olmayan birini böyle bir sevkiyatta kullanmaz. Demek ki uçak savar işi bizim kayınpedere karşı yapılmış. En tepeye ulaşmamız için en dipteki halkayı çözmemiz lazım. Şevko bu işe girerken yalnız değildir. Tabii canım, mutlaka bir sehem vardır. Eğer bir sehem varsa mutlaka içinde iplikçi Nedim vardır. Çünkü kimse onun parası olmadan böyle büyük işlere girip kendini riske atmaz. İplikçiyi konuşturalım. Ben de senin bu oyuna hastayım. Onu konuşturalım, bunu susturalım. Ah ne güzel İstanbul be. Can Palat, iplikçi canını sağlam almak için düşmanından aldığı paraya en yüksek faizi verir. Ona öyle kafana göre dokunamazsın. Madem bu iş Lazia'ya karşı yapılmış bir iş, istediğimize dokunuruz. Yukarıdaki halka ulaşıp bu işi çözersek, kayınpederin de arkamızda olur. Kimse bize dokunamaz. Şevko'nun cenazesi bir kaldırılsın. İnsanlar bize nasıl bakıyor bir görelim. Ona göre hareket edelim. Katiller maktullerini izlemeyi sever. Şevko'yu öldüren cenazesine de katılacaktır. Geçmiş olsun kızım, hoş geldin. Görünmez kaza işte. Çok teşekkür ederim. Anne, benim odamı hazırladın değil mi Canan'a? Rahatsızlık vermek istemezsin. Aa, ne rahatsızlığı kızım? Buyurun. Tamam. Elif, annem bilmiyor değil mi? Hayır hayatım, kaza diye biliyor. Seni öyle bir yere götürüyorum ki Can Polat, aklın duracak. Allah Allah, nasıl bir yermiş orası? Serhat. Buyur patron. Siz kalın. Tamam patron. Yani ararsam var. Çekik mi dersin, sütun gibi bacaklar mı dersin, balık eti mi dersin, piliç eti mi dersin, ya hepsinden var. Kardeş, bir de orada paparazzilere yakalanmayalım. Madem bildiğin yer, çağır mekana gelsinler. Ya ben seçmeyi seviyorum da. Zaten mekanı kapattın bir biz olacağız. O merdivenlerden indin mi, o loş ışığın arasından bu mu, şu mu diye bakınıyorsun ya. İşte o hepsinden heyecanlı be kardeşim. Yoksa çok şükür tokuz. Hadi gidelim. Hadi. Kimsin? Babamı niye öldürdünüz? Babanı biz öldürmedik. Siz babamı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Babanı biz öldürmedik. Şevko benim düşmanımdı. Öldürmeyi de istedim. Ama ölümüyle bizim alakamız yok. Yalan söylüyorsunuz. Dur diyorum sana. Öldürmek istiyorsan silahın emniyetini açman lazım. Babanı biz öldürmedik. Kardeşim daha çok küçük. Thank you.
Gel yeğenim gel. Gel amcayı yeğen dertleşelim gel. Abi burası. Abi zahmet oldu, ben gelirdim. Seni de işinden alıkoydum. Bana zahmet falan olmadı. Ayrıca işler böyle yolunda giderse sen de en yakın zamanda kendi arabanla gelirsin. İnşallah abi. Eren. Efendim abi. Harçlığın var değil mi oğlum? Var abi. Hadi ablan görmeden git. İyi akşamlar abi. Canım. Seni o kadar çok seviyorum ki. Bensiz yaşamana izin vermem. Bir emrin var mı patron? Nevzat herkes dışarı. Tamam, herkes, patron. Herkes, hadi. Herkes, herkes. İsmin ne? Onur. Onur. Bak yeğenim. Ben 7 yaşındayken babamı gözümün önünde vurdular. Sırtından vurdular. Çok canım yandı. Çok acı çektim. İstedim ki bütün dünyayı öldüreyim. Öğrendim ki bütün dünyayı öldürsem de babamı geri getiremem. Yine de bu hırsla bir sürü hata yaptım. Ama babanı ben öldürmedim. Sana karşı bir hata yapmadım oğlum. Ben şimdi ne yapacağım? Okuyor musun? Evet. O zaman bir seçim yapmalısın. Ya okumaya devam edeceksin ya da babanın hayatını devam ettireceksin. Okumayı tercih edersen kendi belirleyeceğin çizgide onurlu bir hayat süreceksin. Babanın hayatını devam ettirmeyi seçersen onurunu ve yaşamını başkalarının tercihine bırakacaksın. Ya vuracaksın ya vurulacaksın. Vurdukça arkandakiler çoğalacak. Herkes senden korkacak. Gün gelip vurulduğundaysa arkanda kimse kalmayacak. Belki Çakır gibi babasının ölümünü izlemiş bir çocuk. Belki benim gibi babasını hiç tanımamış bir çocuk. Belki senin gibi gözü yaşlı bir onur bırakacaksın. Onur. Yine de bizden şanslısın. Artık baban yoksa da arkanda iki tane dağ gibi amcan var be. He? Hep sana özendim Elif. Gülmene, cesaretine, temiz olan aşkına. Ama demek ki ben bunları hak edecek kadar temiz değilmiş. Saçmalama Canan. Gördüğüm en güzel gülen insansın. Korktuğuna hiç şahit olmadım. Ve sahip olduğum en temiz dostsun. Bak başıma neler geldi Elif. Gözlerimi yumamıyorum. Ve gözümün önüne gelen şeylere inanamıyorum. Başkalarında duyduğumuz zaman sadece üzülüyorduk. Hiç bizim başımıza geleceğine ihtimal vermiyorduk. Ne kadar gerçekmiş meğer. Ne kadar acıymış. Acı. Yaşadıklarım sıradan acılar değil. Gerçek kadar acı. Gerçek kadar zor. Ama biz bunun üstesinden geleceğiz. Sen bana yardımcı oldun. Ben başardım. Şimdi sıra sende. Sen
Sana portakal suyu sıktım Canan. İçine de pekmez koydum. Çok kan kaybetmişsindir. Teşekkür ederim. Pek içecek halim yok. Olur mu öyle şey kızım? Baksana yüzün kireç gibi. 7 yaşındayken Eren de bileğini kesmişti. Okulun camını kırmış. Doktora zor yetiştirmişler. Az kalsın kan kaybından ölecekmiş. Anne, verdiğin morale bak ya. Canan dinlensin, hiçbir şey kalmaz, tamam? Ne dedim ki? Canan, bir şeye ihtiyacın olursa seslen kızım. Peki. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Senin de yerin hazır kızım. İstediğin zaman yatabilirsin. Tamam anne, iyi geceler. Ayrıldın mı herifin yanından? Ne diyorsun abla akşam akşam ya? Bana bak, bu mevzuyu sonra konuşacağız. Ama o herife Canan'ın burada olduğunu söylersen seni gebertirim. Onun da işi gücü yok, psikopatlarla uğraşacaktır. Şşş! Hiçbir şey bilmiyorsa terbiyesizlik yapma. Aha, hiçbir şey bilmiyorum. Alem biliyor, ben bilmiyorum. Seni adam yerine koyup konuşan da kabahat zaten. Neredesin Erdal? Abi küçük bir işim vardı. Lan bu kadar büyük işin içinde hala küçük işlerle mi uğraşıyorsun? Abi özel bir durum vardı da. Başlatma lan özeline mözeline. Sırası mı fink atmanın? Affedersin abi. Ne oldu oğlum MR cihazları? Abi özel hastanenin sahibiyle görüştüm. İki model düşüğünü alıyoruz. Devlet hastanesinin başhekimini 70.000 dolara bağladım. Ulan adamlar oturduğu yerden para kazanıyor be. Cihazları ne zaman gümrükten teslim alıyorsun? Abi haber bekliyorum. Bir haftaya çıkar. İyi. Abi başka bir şey yoksa... Otur lan! Zaten içimi hafakanlar basıyor. Eve gittim, üstümü başımı değişmişken bir daha giyinip geldim. Lan bu dolandırılmak çok ağrıma gidiyor benim be. Abi bu işten edeceğimiz kârla telafi ederiz. Lan mesele kâr zarar meselesi değil. Ben her işten kâr ederim. Dolandırılmak zoruma gidiyor. Ulan Erdal. Böceklerden midem bulanıyor ama. Şevko'nun ne halt karıştırdığını öğreneceğimi bilsem, gömüldüğü mezarı ellerimle kazıp gırtlağına yapışırım, konuş diye. Daha gömülmedi abi. O özel mözel ne meselen varsa git bir an önce çöz. İyice avanaklaştın sen. Eğer benim adım Deve Tuncay'sa, bu meseleyi çözene kadar inadımdan vazgeçersem cümle alem yüzüme tükürsün. Abidin! Buyur abi. Şu köşedeki kebapçıya git. Bu saatte açık yer yoktur. Başında dur. Etleri, salataları bizzat kendi ellerinle yıka. Birer şiş yaptır getir. Tamam abi. Abidin. Önce ellerini sabunlamayı unutma. Abi sigara içebilir miyim? Hayır. Git balkonda iç. Hadi bana müsaade. Nöbet sırası sende. Kızımızı sana emanet ediyorum. Sakın üzme, iyi davran. Ya sizin kadar tembel kadın görmedim. Şu eve geldiniz. İnsan bir güne bir gün bir sarma sarar, bir dolma doldurur. Seyfo abimiz bize evini açtı. Gömlekleri temiz midir, kirli midir, ütülü müdür, ütüsüz müdür demek yok. Akşama kadar oturun. Oh. Tövbe de yeğenim. Bir dokunulmadık, çamaşırhanemiz kalsın. Aşk olsun Seyfo abi. Ağzımız var, dilimiz yok. Ne zararımızı gördün? Ya bacım, zarar ziyan meselesi değil. Şu esir hayatından bir kurtulayım Seyfo abi. Arkadaşımın bir ablası var. Tam sana göre. Ya ilk işim seni onunla tanıştırmak olacak. Sen esir hayatından kurtulacaksın, ben esir hayatına gireceğim, öyle mi? Ben biraz daha gitmezsem abim beni evde esir alacak. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Akşama yemekler benden. Söz sarma dolma yapacağım. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ya niye Meral'in sözünü kesip atıyorsun dayı? Kızın babasının maden suyu işletmesi varmış. Yeter. Şiştim. Bir zevkim var, bari onunla uğraşmayın. Ben bir maden suyu içeceğim. Eğer mutfaktan bir şey istiyorsanız kalkın kendiniz alın. Ya hakikaten çok eğleniyorum ama... Şaka bir tarafa, ne zaman bitecek bu esir hayatı Polat? Az kaldı gülüm.
Biraz daha sık dişini. Kız senin sebebi ne? Kız senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Ne güzel İstanbul be. Nesrin, hı, ya düşündüm de bu yaz uzun bir tatil yapalım. Ha? Oley, tatile gideceğim, oley, oley, tatile gideceğim. Çocuklar, sen, ben, o kadar. Şöyle gözden uzak bir yerlerde. Olur, ama bir şartla gelirim. Ne şartı ya? Anne lütfen, anne lütfen. Allah Allah. Anne lütfen tatile gidelim. Ulan şu anne, dünyada lütfen var ya, anne, benden lütfen şartla bir şey istemeyen sen vardın. Sen de şart koştun ya, helal olsun. Söyle be, senin itin olsun. Söyle gülüm, ne istiyorsun ha? Telefonunu burada bırakacaksın. Ya ne alakası var Nesrin ya? Ya silahını bırak desen tamam da telefonunu niye bırakıyorum ya? Sen belinde silah olunca sinirli değilsin ki. Elinde telefon olunca sinirlisin. Lan doğru diyor oğlum ya. Olur be gülüm, bırakırız. Senin itin olsun be. Ha? Ya Nesrin. Efendim. Ya bu sene bana yüzmeyi öğretsene. Şöyle gözden uzak bir yere gitsek. Baba ben öğreteyim, koluklarımı da ver. Ulan eşkıya makara mı yapıyorsun? Canımı sıkma. Senin işlerin başına bırakır giderim. Görürüm ondan sonra Memati sana bir boş boğazlık ettiriyor mu? Ama bir şartla, silahını bile bırakırsan. Başlarım şimdi şartını da sana da. Tatil matil yakalım. Hadi kalkın zıbarın, hadi. Hadi. Baba benim hiçbir şartım yok. Senin yanında olayım yeter. Heh, bak prenses konuştu. Selvim benim. Ben de kızımla tatile giderim ya. Allah Allah. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Yeter. Hadi. Sebebi ne? Nesrin. Efendim. Derya nerede? Şimdi gelir. Yoldan telefon açtı. Tamam. Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Ne haber Memati? Ne yapıyorsun burada? Hiç, abiyi bıraktık, çocuklarla laflıyorum. Sen nereden geliyorsun? Üniversiteden bir arkadaşımla buluştum. Hesap mı soruyorsun Memati? Yok canım, ne hesabı soracağım? Laf olsun diye sordum. İyi geceler Memati. İyi geceler. Abi bütün gün Seyfo'nun evindeydi. Eve giren çıkan? Bir tek Polat abi. İyi tamam. Serhat. Yarın Derya'yı sen takip ediyorsun. Abi bir sorun mu var? Sorun yok. Sorun çıkmasın diye söylüyorum. Öncelikle Derya'nın güvenliği. Polat'la aralarında özel bir ilişki varsa bizi ilgilendirmez ama abinin haberdar olması lazım. Sonra biz mesul oluruz. Gel. İyi günler. İyi günler. Efendim, soruşturma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler dosyada mevcut. Buyur otur. Ama tatmin edici değil. Neredeyse bütün İstanbul'un Şevko'yu öldürmesi için bir nedeni var. Ama olay günü görülen ve görüntülenen Süleyman Çakır ve Polat Alemdar kayda değer en önemli iki zanlı. Basın olayın üzerine çok varıyor. Bu nedenle yayın yasağı olayın aydınlatılması için yarar sağlayacaktır. Tabii ki takdir sizindir efendim. Süleyman Çakır ve Polat Alemdar'ın ifadelerini öncelikle ben alayım. Onların ifadeleri olayı değerlendirmemde birinci derecede rol oynayacaktır. Onların ifadeleri doğrultusunda mahkemeden yayın yasağını talep edebilirim. Başka bir emriniz var mı efendim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Başın sağ olsun. Yeğenim sağ ol. Bak, neye ihtiyacın olursa yanındayım, tamam mı?
Liktor. Sen cesur ve güçlü bir adamsın. Başın sağ olsun. 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 Ne haber damat? Başın sağ olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Yoksa tebrik mi edeyim? Tebrik hariç hepsi olur. İyi çocuktu Şevko. Allah rahmet etsin. Kim bilir kime yanlış yaptı da böyle öldü. Bana çok yanlış oldu da. Bana hiç laf sokma Tuncay abi. Sana yanlış olmadı mı Tuncay? Bir saygısızlığını görmedim abi. Arkadaşla tanışmadık. Polat Alemdar. Adını gazetelerden okudum. Lazia iki seferi yanına almış. Ne yapsın? Öbürünü dört kolluya koydu nasılsa. Lazia mı yaptı diyorsun? Lazia yapmışsa hiçbir sıkıntı yok. İşin içinde devletin parmağı varsa o zaman sıkıntı büyük. Devlet önce gitsin vergi toplasın da sonra gelsin başımıza sıkıntı olsun. Yakında belli olur kimin yaptığı. Sizce kim öldürdü? Sen olmayasın. Benim öldürmediğimi biliyorsunuz. Tek şüphe etmediğim sensin. Lazia. İlk defa onun işini başkası yapmaya çalıştı. Öldürmüş olabilir. Tombalacı. İlk defa alanı dışında bir işe girdi. Yakayı ele vermek üzereydi. Öldürmüş olabilir. Testere. Öldürmek için sebep aramaz. Ona göre küçük bir iş ama öldürmüş olabilir. Tuncay Çakır. Daha şimdiden ikisi de sefir adayı. Öldürmüş olabilirler. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. En büyük o mu? Mehmet Karahan'da. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. İfadenize başvurmak için savcı bey sizi mevcutluk getirmemizi emretti. Can Polat, avukatın var mı? Bir tane var. Bak baştan söyleyeyim. Ben ne biliyorsam anlatırım. Senin canın sağ olsun Can Polat. Çapkınlık maceralarımızı anlatma yeter. Benim bir saatlik bir işim var müsaadenle. Çok geziyorsun Erdal. Çok gezenin ayağına bok bulaşır.
Ben de sizi arıyordum. Odanıza baktım ama. Evet, benim de burada bir işim vardı. Bir iki dakika görüşebilir miyiz çok acil? Tabii, buyurun. Sağ olun. Buyurun. Savcı bey, bu adam tam bir ruh hastası. Müşteki meslektaşımız. Ayrıca çok yakın arkadaşım. Bütün ilişkilerinin seyrini biliyorum. Adam terk edilmeyi hazmedemediği için avukat hanımın ırzına geçmiş. Bu doktor raporuyla da sabit. Malumunuzdur ki bu ağır cezalık suç olması hasebiyle zanlının tutuklanması hem müştekinin can güvenliği hem de toplumdaki infial açısından hem de meslektaşlarımızın onuru açısından da elzemdir. Avukat hanımı siz de yakından tanıyorsunuz. Nasıl bir kişiliğe sahip biliyorsunuz? Tamam, avukat hanımı tanıyorum. Ama avukat hanım da bu adamı tanıyordu. 2 senelik ilişkileri söz konusu. Üstelik zanlı evli. Savcı bey, herkes yanılabilir. Yani adamın gerçek yüzü terk edilince çıkmışsa bunda avukat hanımın suçu ne? Diyelim ki kabahatli. Maruz kaldığı fiil gelinlik giydirilip tecavüz edilmesi. Zanlı apaçık psikopat bir kişiliğe sahip. Bu toplumda çok acı bir gerçek var. Ne kadar eğitimli de olsa tecavüze uğrayan hiçbir kadın bu gerçeği afişe etmek istemez. Durumun vehametini anlayamamışım. Bu durumda yapılacak 2 şey var. Ya zanlının tutuklanmasını mahkemeden talep edeceğiz ya da müşahede kararı talep edeceğiz. Bence 2. seçenek daha uygun. 3 aylık bir müddet için akıl hastanesinde müşahede altına alın. Ondan sonra sağlıklı bir sonuca varırız. Çok teşekkür ederim. Avukat hanıma geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. İleteceğim, sağ olun. Geldim. İyi günler efendim. İyi günler. Sizinle tanışmamıştık. Adım Erdal. Eren'in patronuyum. Memnun oldum Erdal Bey. Eren sizden bahsetmişti. Ne zamandır tanışmak istiyordum. Ama bugüne nasipmiş. Pırlanta gibi çocuklarınız var. Buyurun. Bu sizin. Ah, ne zahmet ettiniz. Canan'ı çok merak ettim. Bir görmek istedim. Gerçi Elif kimseyle görüşmek istemediği için buraya getirmişti. Ama siz kimse değilsiniz. Çok teşekkür ederim. Fazla kalmayacağım zaten. Bir şeye ihtiyacı var mı diye sorup çıkacağım. Siz geçip oturun, ben haber vereyim. Defol! Hayvan Elif! Tamam güzelim, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Lütfen. Yok, bir şey yok. Lütfen. Neden böyle yapıyorsun? Bilmiyorum ama sinirleri bozuk. Daha sonra görüşürüz. Tamam, sakin ol. Lütfen. Lütfen gidin. Canan. Kızım Canan. Çok şükür. Kaç zamandır kendi vukuatımızdan düşmüyoruz adliyeye. Sandalcının birinin namı bütün İstanbul'a çapkın diye yayılmış. Rivayet oymuş ki sandalına binen kadın elinden kurtulamıyormuş. Bunu duyan dişli bir kadın, olur mu canım öyle şey? Ben bindiğim gibi inerim demiş. Sandalcının yerini öğrenip sandala binmiş. Çek göksüye demiş. Kadın sandalcıyı incelemeye başlamış. Adam sadece kürek çekiyor ve mırıldanıyormuş. Derler. 1, 2, 3, 5 derler deyip asılıyormuş küreklere. Kadın dayanamayıp sormuş. Adam ne derler? Kayıkçı kadına bakmış, bıyığını vurmuş. Vallahi güzelim, sen bu kayıya bindin ya, vermesen de verdi derler. Süleyman Çakır. Biz buraya geldik ya, ne desek artık derler. Tövbe. Beyefendi, sigara içmek yasak. Neyse, parası veririz. Müzik.
Hep böyle kuralcı mısın? İşim bu. Senin burada ne işin? İşim bu. Ya şu gazetedeki haberleri gördüm. Şevko'nun koşturması için mi geldin? Evet. Biliyorsun Şevko ile ilgili bizi bayağı bir dertten kurtardın. Sana bir borcum var. Eğer kabul edersen savunmanızı üstlenmek isterim. Sağ olun Elif Hanım. Sevdiklerimin ve dostlarımın canının yanmasını istemem. Siz bu meselelerden mümkün olduğunca uzak durun yeter. Siz bilirsiniz. Fikrinizi değiştirirseniz teklifim her zaman geçerlidir. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Rahmetli aşağı düşerken biz asansörle yukarı çıkıyorduk. Siz kim? Can dostum Polat Alemdar ve sarışın güzel bir doktor. Ne doktoru? Bilmiyorum ki ne doktoru. Ben sordum kaçıncı katta doktorsun diye. Ben psikiyatrist değilim dedi. Aslında göğsünde ismi de yazıyordu ama. Ulan neydi ya? İsim hafızam o kadar iyi değildir de. Görsem hatırlarım. Ben gördüğümüzü hayatta bir daha unutmam. Sen geç kenara. Diğerini çağır. Peki efendim. Polat Alemdar. Şevko'yu sen mi öldürdün? Hayır, ben öldürmedim. Biraz önce arkadaşın senin öldürdüğünü söyledi. Teferruatıyla anlattı. Ne yaptın savcım? Yukarıda Allah var. Hanımefendi öyle mi yazdın yoksa ya? Sen sus. Hem adamı sattın hem de inkar mı ediyorsun? Allah Allah. Arkadaşım ne demişse doğrudur. Ne demişse aynen kabul ediyor musun? Ediyorum. Söndür şunu. Peki asansörde bir tane sarışın güzel bir doktor varmış. Emin misin? Duyduğum ismi, okuduğum yazıyı, gördüğüm yüzü unutmam. Hı. Ben de şimdi duydum, hatırladım. Bir daha da unutmam. Tahkikat devam ediyor. Bu aşamada serbestsiniz. Gidebilirsiniz. Arkadaşa yasa gereği sigara içme cezası kesin. İki sigara da ben içtim. Toplamını ödeyelim. Bizim yasalara saygımız sonsuzdur sayın savcım. Hadi, hadi! Arkadaşlar size de zahmet oldu. Sağ olun. Ya az kaldı savcının iftirasına kurban gidiyorduk Can Polat. Bir an sandalcıya teslim oldun sandım. Ya tam derler olduk beyefendi, ha. Beyefendi, derler. Beyefendi. Savcı beni emretti cezayı alayım. Heh, buyur. Ver. Bu ikisinin parası da peşin. Al. Heh. Ama abi. Hadi oğlum, hadi. Nasıl olsa içmesek de içti derler. Nereye gidiyorsunuz kızım? Bari bunu bilme de Erdal'ı peşimizden gönderme. Bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz ki kızım. Ben nereden bileyim? Çiçeğini, çikolatasını almış gelmiş. İyi anne, onları ye o zaman. Yapma Elif. Ayşe teyzenin ne suçu var? Beni 2 sene kandırdı. Anneni 2 dakika kandırmış çok mu? Neyse, şu evden bir dışarı atalım da kendimizi. Hadi. Efendim. Müsait misin? Çok değil. Akşam yemeğe geç kalmam. Kendi ellerimle dolma yapıyorum. Elinden geleni yap. 9 gibi orada olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Abla evden çıktı. Birini arayıp akşam yemeğe geç kalma dedi. Tamam. Gittiği adresi bana bildir. Ya ne var kardeşim? Ne istiyorsun?
Günde kaç defa ifade vereceğiz ya? Efendim Şevko'yu siz mi öldürdünüz? Evet ben öldürdüm. Arkadaş gömdü, savcı da serbest bıraktı. Peki tam o sırada olay yerinde ne işiniz vardı? Allah Allah ya, ben hastaneye gidemez miyim kardeşim? Şevko'nun konuşacağı için öldürüldüğü söyleniyor. Ne diyorsunuz? Biz yaşayanın da ölenin de arkasından konuşmayız. Siz kimsiniz? Yerinde ve zamanında konuşanlar. Tamam çekilin, müsaade edin. Tamam. Lütfen. Ne yapıyorsun? Hadi çabuk olun. Ömer baba, senin Duran Emin'in yayınını az önce televizyonda göstermişler. Hayırdır evladım? Yok muydu Şevko? Hani mahalleye musallat oldu? Süleyman Çakır'la Polat Alemdar savcıya ifade vermişler. Şevko'yu biz öldürmedik diye. Ama duy da inanma. Evladım, eskiden savcıydın. Şimdi başımıza hakim mi oldun? Babacığım, mevzuya hakim olmak yeterli. Gazetede her şey yazıyor. Sadece okumayı bilmek lazım. Kim öldürüldü? Şevko. Gazeteye kim mektup yazdı? Kuzey Irak'a uçak savar kaçıranları biliyorum diye. Şevko. Bildiğine göre kendisi de işin içinde. Peki öldürüldüğü sırada tesadüfen olay yerinde kim var? Süleyman Çakır. Çakır kimin damadı? Ben ne bileyim evladım kimin damadı? Baba ne var bilmeyecek ya? Gazetede yazıyor. Silah kaçakçısı Lazia'nın damadı. Bir Polat'ın burada ne işi var onu çözemedim. Onun dışında her şey net. Derin devlet işine geldiği gibi mafyayı kullanıyor. İşini bitirdikten sonra da öldürüp atıyor. Hikmet, onu bunu bilmem de. Senin yanında devlet sığ kalıyor, sen derin. Oo, çok şükür güzel kızlarım gelmiş. Nasılsın baba? Hoş geldiniz baba. Canım. Kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun merhaba kızım. Merhaba Hikmet nasılsın? Abi, sağ olasın. Ne o Ömer baba? Hikmet abim yine yıprattı mı seni? Bana inanmıyorsan işte avukat kızların. Onlara sor. Okumuş etmişler. Mafyayı da devleti de benden daha iyi bilirler. Yok Hikmet abi ya. Biz buraya bildiklerimizi unutmaya geldik. Hikmet oğlum. Akrebin kıskacında yormuş bizi kader. Aldırma. Bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Sen kafanı takma derinliklere. Koş kahve kap gel. Hep birlikte içelim. Ay yüzlü bahtı gölgeli kızlarıma, güneş erkenden doğmuş. Muhabbet bir beladır. Giriftar olmayan bilmez. Cefa çekmeyen aşık, sefanın kadrini bilmez. Kabuğuyla yılların yükünü gizleyen, cefasını taşıyan çilekeş kaplumbağa, suyun kenarında bir gün akreple rastlaşır. Akrep, suyun öte tarafına geçmek niyetindedir. Başlar kaplumbağaya dil dökmeye. Nasıl sen de karşıya geçeceksin? Ne olur beni de sırtında taşısan. Kaplumbağa hem iyi kalpli hem bilgili. Ben seni sırtıma alır taşırım ama sen beni sokarsın. Akrep olur mu canım öyle şey demiş. Ben yüzme bilmem. Seni sokarsam ölürsün. Ben de suda boğulur giderim. Kaplumbağa huyunu bilse de yine de bir şans verip inanmak istemiş akrebin bu sözüne. Sırtını almış. Suyu yaraladıklarında akrep dayanamamış. Kaplumbağa'yı sokmak için iğnesini batırmış. Kaplumbağa, hani söz vermiştin, yapmayacaktın demiş. Akrep, ne yapayım, dayanamadım. Benim de yapım bu demiş. Kaplumbağa vakur. Kendi yapını biliyorsun. Ama seni taşıyanın, sırtlayanın, varamayacağın yerlere seni götürmek için vasıta olanın yapısını bilmiyor. Ve sırtımdaki bu kabuğu yük zannedip, yaradanın ihanetten korunmak için verdiğini anlamıyorsun demiş. Ve suya dalarak akrebin suda sürüklenip gitmesini izlemiş. Tabiat bir bahçe. Çiçek var, gül var. Yılan var, akrep var. Herkesin de bir yapısı var. Teşekkür ederim. Kaç para aldın lan malları geçirmek için? Tuncay abi tehdit etti abi. Söylediğini yapmazsam ailemi ortadan kaldıracağını söyledi. Kaç para aldın dedim lan? $100,000 abi. Tuncay o parayı vereceğine canını verir. Ben malların ne olduğunu bilmiyorum abi. Ben biliyorum. Ulan senin de ne mal olduğunu biliyorum. Tuncay'ın da ne mal olduğunu biliyorum.
Bana bak gümrükçü. Buraya gelmedin. Benimle konuşmadın. Tuncay'ın ismini vermedin. Sen nasıl istersen abi. Orhan. Bu herif benden habersiz ölmesin. Tuncay senden ne talep ederse anında Orhan'a bildireceksin. Tamam abi. Hadi. Defol. Git. Tuncay bizim dengemiz değil. Deveye hendiği çakır atlatsın. Damadımı çağır. Peki abi. Orhan. Meral'den hala haber yok mu? Yok abi. Anasının yanında dur o zaman. Hoş geldin. Açlıktan ölüyorum. Ne halt edeceğim şimdi ben? Kimi kime şikayet edeceğim? Gidip söylesem bir ayıp, söylemeyip saklasam bin ayıp. Polat'tan şüphe etmektense onu kaybetmeyi tercih ederim. Abinin de tercihi bu olacaktır. Seyfo dayı gelmedi mi? Derya geldikten sonra hemen kaçtı. Sana demedim mi dayım beladan uzak durmayı sever diye? Bela bela diyorsun da ne bela almışın başına? Ah daha ne olacaksın? Abini gördüm yüzüm güldü. Seni gördüm bahtım küstü ya. Benim kadar taş düşsün başına. Allah korusun. Aa, aa sana ne oluyor be? Ah. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Yediriyorsun yemekleri sonra şişmanlıyorum. Yakışıyor sana. Sen de hala çok güzelsin. Siz duymayın böyle şeyleri. Ne var canım duymayacak? İltifat ettiğini zannedip bir de utanıyor musun? Güzel laf söyleyen de kabahat şimdi. Aşk olsun. Ne demek hala güzelsin? Ben yaşlı mıyım? Ayıp ya çocuklardan utan ya. Ben bakarım dur. E hadi ama. Hadi. Hayırdır Memati? Abi konuşmamız lazım. E gel oğlum yemek yiyoruz. Yok abi gelmeyeyim. Abi bilirsin senden gizlim saklım yoktur. Ne laf söz etmesini severim ne laf söz taşımasını. Kendini anlatma oğlum çıkar ağzındaki baklayı ne? Abi Polat'la Derya arasında bir şey olabilir. Nasıl yani? Abi ben güvenlik için Derya'yı da izlettiriyordum.
Sık sık Seyfo abinin evinde buluştuklarına dair çocuklar haber getirdi. Ne diyorsun oğlum sen? Şimdi de oradalar abi. Seyfo abi de kahvede. Söylesin canımı yesin Memati. Can Polat istesin canımı veririm. Bacım ondan daha iyisini mi bulacak? Ama benim arkamdan iş çevrilirse Memati. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? İşine bak Nesrin. Ben almamış. Gerçekten beğenmedin mi? Daha iyisini yapabilirsin. Ukala. Bence sen yine de buna şükret. Eğer ben yapsaydım kesin hastanelik olurdun. Yok yok şaka yapıyorum. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. O kadar teşekkür etme, şarküteriden aldım. Bir de senin için dolma saracağımı mı zannettin? Doğru. Sen bir tek başıma bela sararsın. Abi! Sus!